bize dedi. Yaptım ya, çok paramış. Var mı? He var, doluydu. Sultan'a gidecek topluya. He varsa gidin topla. Şimdi Kübra'nın Kübra'yı almaya şey gelecek. Şahin abi almaya gelecek. He. Biz de alacak, götürecek, oraya bırakacak. Siz suyunu getirin. Sonra ya Bilal getirir ya da otobüse biner gelir. He otobüs yolu nasıl? Üzüm ve götür orada git. Bir tanesini Tuğçe'ye verim. Gerisini biz götürecek. Tuğçe kırmızı mı verelim, beyaz mı verelim? Şeyimize koyak Sultan. Beslenmemize. Evet, beslenmemize. Yolluk koyacağız. Böğürtlen toplamaya gidiyoruz uzaklara. Milli Pınar'a doğru. Bu da ünlü Banazı üzümü. Evet, kara kazanda da tarhana pişecek. Yoğurt konacak. En güzel şarkı karganın söylediği. Bunlar hep bostandan. Reçelleri böyle tülle örtüyorlar. Arılardan fırsat bulamıyorlar çünkü. Gel canım. Sizinle mi keseydim ayağımı? Kes. Düşmesin. Hah, bir yandan tutuyorsun güzel. Anladım. Böğürtlen toplamanın kolay yolu. Böyle kesip kesip kovaya atıyorsun. Sonra bir temizler. Reçelimizi yaparız. Şimdi diyelim ki kovayla böğürtlen hazır. Ne yapıyoruz sonra? Sonra bir tineleriz. Götürür. Gadif şerbet gibi şerbet yapıp ondan sonra böğürtlen atarım içine. Ha, önce reçel bir şekerle suyu kaynatıyoruz. Evet, az koy ama şekeri. Şekerini böğürtlene göre. Böğürtlene az yani, az olur. Hı. Şekerli su kaynadı. Özleşecek mi iyice? Çok özleşmesine gerek yok. Bunu koyduktan sonra limon tuzu atarım. Kaynattıktan sonra leğene koy, güneşe tutun. İki parça limon tuzu atıyorsun. Evet, limon. Sonra bunu aktarıyorsun. Onu bırakıyorum. O kaynattıktan sonra piştiğini bileceğim bunu. Piştikten sonra da leğene koyayım. Yumuşayacak mı? Birazcık rengi dönsün, rengini suya versin, şerbetine. Hı hı. Ondan sonra şerbeti olsun. Biraz kara olsun. Güzel bir böğürtlenin özü ona geçsin. Olsun, özü geçsin. Hı hı. Ondan sonra. Sonra tepsilerle güneşe koyuyorsun. Bir gün, iki gün güneşe kalırsa yeter. Biraz özleşince kavanozlara koyuyorsun. Kışında daha altında güzel bir. Bunlar işte aşısız, yabani, kendiliğinden olan böğürtlenler. O yüzden de belli. Tadını yersin belli zaten. Öyle kültür böğürtleni gibi kocaman da değiller. Onlar ekşi oluyor. Bunun tadı tatlı bu. Daha güzel yemek. Bunlar orta halli irilikte.
Hatta başında kurumuşlar. Hiç kalmış. Bu kuruyanlar çok güzel reçeli olur. Sıcak suyu görünce zaten yumuşar. Canlanır. Evet. Toplarken ay, elimize diken de batıyor. Biraz da yiyoruz tabi. Niye kötü dikeni? Çünkü çengelli. Düz olsa çıkacak ama çıkmıyor takılınca. İkisi de sorunlu biliyorsun. Evet, iyi canım. Hiç daha kötü. Daha iyi arttırabiliyorsun. Küçük aslan. Bu bağ kedisiymiş. Ne yapıyorsun sen bağlarda? Ha? Yılan mı avlıyorsun? Kuş mu? Tarla faresi mi? Ne avlıyorsun? Öyle mi? Gel küçük aslan gel. Çok güzelsin sen. Çok tatlısın. Onun adı armut kutlaması, kutlayacağız. Ay, ama özel bir adı vardı. Kıskaç mıydı? Adı, özel bir adı var. Sopanın ucuna böyle file gibi takıyorlar. Armut topluyorlar bununla. Şöyle. Armutu bunun içine koyduğumu şey büküyorsun. Bükünce armut burada kalıyor. O sapından kopuyor. Yaralanmadan aşağı indirirsin, armutu buradan alıyorsun. Evet. Böyle. Özel adı var ama ben bilmiyorum. Bir adı vardı bunun.